Herkese yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Fark ettiğiniz üzere kaldırımdaydık. Niye öldük? Biz az önce korna çaldılar ve adam şu hareketi yaptı bize. Kaldırımdayız ama anlamadım. Kaldırımdayız yani, anlamadım. Neyse, nerede kalmıştım? Gördüğünüz üzere böyle bir insanla buluştum. Kendisini tanımıyorum. Ben de unuttum biraz. Neden burada olduğumuzu da bilmiyorum şu an. Şu an ne yapıyorsun sen? Kim? Ben ne yaşıyorum şu an? Neyse, şaka bir yana Poznan'a geldik arkadaşlar. Polonya'da başka bir şehir. Şehir şehir dolaşıyoruz gerçekten Polonya'yı. Bir ay sonrasında buluştuk. En son Nisan başında kendi şehrine gelmiştim ben. Aynen, Wrocław'a gelmiştim. Aynen. Ama çekmedi, tabii ki de çekmedi. Çünkü kameramı unuttum. Ne yazık ki. Ne yazık ki kamerayı unuttum, bir şey çekemedim. Bir geceliğine gelmiştik zaten, iki gün. Şimdi burada bir gece kalacağız, yarın döneceğiz. Böyle, şimdi nereye gidiyoruz diye sorarsanız, ben buraya yıllar önce 2019'a gelmiştim ve Zosia'yı belki hatırlarsınız. Eğer çok böyle eski takipçimseniz hatırlarsınız. Zosia benim Polonyalı bir arkadaşım. Onunla birlikte Poznan'da Frens temalı bir kafe bulmuştuk. Orayı tekrar bulduk. Zeynep'le oraya gidiyoruz şu an. Evet, sürüklüyor şu anda oraya. Ben senin geldiğini bilmiyordum bu arada. Bilmiyor muydun? Hayır. Yeni mi öğreniyorsun? Arkadaşlık. Gerçekten. Arkadaşlık. Evet, yürüyerek bir 20 dakika arkadaşlar. Biz de yürüyelim dedik. Hava biraz fazla sıcakmış ama. Gereksiz fazla kalın giyindim. İçimde hem hırka var hem o var. Üstümde mont var. Sıcak bastı ama olsun. Arkadaşlar, biz Frens kafesini bulduk bu arada ama orada kahvaltı edemedik çünkü kahvaltı yokmuş, yani sadece tatlı ve kahveciymiş. O yüzden başka bir yere gittik, internetten bulduğumuz bir yere gittik ve bayağı güzeldi, değil mi? Çok güzeldi, gerçekten çok güzeldi. Bayağı güzeldi, yediklerimi zaten size gösterdim. Çok güzeldi. Saat şimdi 3 oldu. Bir tane müze var, oraya gideceğiz. Buranın National Museum'u. Daha sonra müzeden sonra da tuttuğumuz Airbnb eşyalarımızı falan bırakmaya gideceğiz. Bu şekilde. Sizi de müzede tabii ki göstereceğim. Hava şansımız da bayağı güzel. Evet ya, ne esiyor ne şey şu an. Mesela o kadar güzel ki hava. Evet. Çok mutluyum. Evet. Polonya'da yani şu an mesela boğazlı ve kalın görünüyor ama şu an çok güzel hava gerçekten. Bu normal. Evet, üşümüyoruz yani. Hatta güneşli bazı kısımlar, yani bayağı güzel bir hava var. Sokaklar da gerçekten güzel bu arada. Böyle göstereyim. Tatlı bir şehir. Gelmek isterseniz bence Poznan'a gelebilirsiniz. Yani güzel yani. Thank you.
Evet, şu an inanılmaz güneş geliyor. Hiçbir şey görmüyorum ama şimdi müzeden çıktık. Saati 5 ettik ve saat 3. 3'te mi girdik? Nereye, içeri mi? Yok. Evet. Evet. 3'te girdik. Yani 1,5-2 saate yakın durduk çünkü beklediğimizin dışında bayağı büyük bir müzeydi ve çok güzeldi. Kesinlikle. Girdikçe böyle büyüdü, büyüdü, büyüdü. Çıkamadık içinden ama bayıldık yani. Şimdi de kiraladığımız apartmana gidiyoruz. Artık saat 5 oldu yani. Check-in saat 3'teydi. Eşyalarımızı bırakacağız. Biraz dinleneceğiz. Sonra tekrar çıkacağız. Tam olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakacağız. İkimiz de hiçbir şey bilmiyoruz bu şehir hakkında. Ama ilk de oynuyoruz. Evet, yarın bir tane müze var, ona gideceğiz. Kruvasan Müzesi. Evet. Çok heyecanlıyım onun için. Bir yere yürüme şu an. Zaten tekrardan konuşuruz. Apartmanımızın da ufak bir turunu yaparım zaten. Şu anda 8:30 oldu. Biz nedense biraz fazla oturduk. Biraz çok yayıldık. Evet, anlamadığım bir şekilde yani. Kalkamadık asla. Şimdi çıktık dışarı. Bir de ana caddeyi akşam görelim dedik. Bu şekil giyindim. Siyah pantolon. Böyle bir üst. Çok normal bir kombin. Bu çok güzel ya. Akşam. Evet, akşam şu an bayağı tatlı yani çok burası. Çok şey gibi. Yazın Bodrum akşamına benziyor. Biraz da az kalabalığı. Çok evet. Ne yaparız bilmiyorum şu an. Hiçbirim yok. Öyle bakınıyoruz yani. Belki bir yere oturup bir şeyler içeriz ya da dolaşırız yani. Tamamen keyfimize kalmış. Keyfimize bağlı. Şehrin her yerini kazıyorlar. Evet, şehrin... Aynen, şehrin tam merkez meydan kısmında kazı var ve o kazı tüm şehri yuvarlak gibi dönmüş yani. Karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldığınızda U yapıyorsunuz yani bir yerden. Çok saçma. Doğru, doğru. Ama onun dışında biz Poznan'ı bayağı sevdik. Çok tatlı bir yer yani. Binalar falan bayağı şeker gerçekten. Sadece ruj sürdüm her zamanki makyajım dışında ve kendimi bir anda çok süslenmiş gibi hissettim. Sadece ruj ekledim yani makyajıma. Demek istemiyorum galiba. Hayatımın en kötü gecesini yaşadım. Telefonum yok. Bu videoyu çekme sebebim şu anda akıl sağlığımı birazcık olsun korumak. Çünkü Poznan'ın yani her yerine gittik galiba. Bir tane sokağa için dışında her yerini aradık. Videoyu tek çekme sebebim aslında, eğer buna şu an biraz yakın gibi hissediyorum kendimi. Eğer bulabilirsem şu anda bakıp gülebilmek. Bulamazsam zaten bundan daha kötü olabileceğimi zannetmiyorum çünkü. Yani akıl sağlığımı kaybetmemi söyleyeyim. Şu an bir tane polis bekliyoruz. Bizi telefonun konumuna götürecek. iPhone'u buradan bulabildiğimiz kadarıyla. Ama gerçekten çok yoruldum. Eda da benimle birlikte sürüklüyorum. Nasıl odaklanıyorum. Eda ile demiş oldum. Yüzümü bile yıkamadan çıktı hayat. Yüzünü bile yıkamadan çıktım ondan sonra.
Gerçekten. Herkese çok iyi bayramlar. Benim bayramım çok güzel başladı gördüğünüz üzere. Arkadaşlar herkese günaydın. Dün başımıza gelenleri yani nereden nasıl başlayayım anlatayım bilmiyorum gerçekten. Çok güzel bir geceydi gerçekten. Arkadaşlar biz ne oldu biliyor musunuz? Dün dışarıda kendi halimizde takılıyorduk. Sonra kebap falan yedik hatta onu da çektim. Evet. Her şey çok güzeldi. Sonra kaldığımız daireye dönüyorduk işte. Kebaptan sonra. Döndük. Eve çıktık. Zeynep dedi ki telefonum yok. Ben dedim ki nasıl yok. Sonra dedik ki acaba zehirde mi unuttuk yani kebapçıda mı unuttuk falan dedik. Sonra kebapçıya gittik. Kebapçıya giderken yolda Zeynep'in snap çektiği aklımıza geldi. Eda öyle çekmişti video. Yani beni videoya çekmişti. Sonra dedim ki yani o zaman zehirden sonra elinde vardı o telefon yani. Sonra snapchat'te konumu açıktı Zeynep'in bana. Girdik, okuluma gittik. Yani en son orada çünkü telefonu kullandı. Daha sonra büyükmen dedik ki hani herhalde snap çektikten sonra telefon yere düştü yani. Hani ama nasıl yere düştü? Ne ben duydum, ne Zeynep duydu. Yani ben anlamadım gerçekten. Sonra yani saat kaçtı? Gece 1.30 suları falandı yani. Saat bilmem 3.30'a kadar o sokağa talan ettik. Yani o sokağın etrafında talan ettik. 30 kere gezdik. Flash'la gezdik. Sonra polise gittik. Gece 3.30'da. Polis de bir şey yardımcı olamadı yani. Yani ne yapacak çünkü. Sonra artık 4 müydü, 5 miydi? Kaçta döndüğümüzü de bilmiyoruz. Sabah 8.30'da uyandık. Bu iPhone'u bul var ya, onu biliyorsunuzdur. Dün kapalıydı Zeynep. Ona bu türlü açamadık yani. iCloud'dan yapılabiliyormuş. Bunu fark ettik. Sonra. Aynen. Sonra işte sabah o zımbırtıyı bulduk. Telefon bizim o aradığımız caddenin dışında bir yerdeydi yani. Sabah 8.30-9'unda oraya gittik. Bakıyoruz etrafı arkadaşlar apartmanın birinde. Hani bir tane apartmanda görüyoruz yani. Hani o caddenin orada apartmanda. Biz de yani ne yapacağımızı şaşırdık. Polise geri geldik. Sonra polisle birlikte o apartmanın oraya tekrar gittik. Ya var ya, ya anlat ya. Bitmez yani başı. Bu nasıl, ne oldu yani, nasıl oldu bilmiyoruz. Polisle tekrar gittik. O alarmı duyduk. Apartmanla, sen anlat şu an çok duydum. Yani ne olacak? Okuyamam. Apartmanda işte çıkıyorduk yukarı doğru ve hani böyle kapılardan işte ses gelecek mi diye alarm çalmaya çalışıyorduk telefondan. Ya çünkü o iCloud'da iPhone'u bul kısmında telefonu öttürebiliyorsunuz ya, alarm gibi bir şey çaldırtıyorsunuz. Polisle birlikte gittiğimizde bir tane apartmana girdik. İki apartmanın birinde çünkü yani. O telefonun alarmını öttürmeye çalışıp böyle hangi dairede onu dinliyoruz yani anlatamam size ya. Sonra tam böyle yavaş yavaş aşağı iniyorduk falan bir alarm sesi duyduk. Bir ses duyduk yani. Aynen, tam çaldırırken. Evet, Zeynep çaldırıyordu, bir ses geldi. Ondan sonra telefonu kapattı. O demeyeceğim bir şey gerçekten. Evet. Telefon kapandı. Gitti yani çaldılar gerçekten yani. Telefon kapanınca ne oldu? Hiçbir şey bir daha ulaşamadık. Ne telefonun olduğu yer, ne çaldırma, hiçbir şey gitti yani. Polis dedi ki bizim yapacak hani ne yapabiliyoruz şu an bir şey yapabiliyoruz yani bir şey yok yani dedi. Sonra rapor falan tutulması gerekiyordu. Aynı zamanda kaldığımız yerden check-out yapmamız gerekiyordu. Zeynep'i polis istasyonuna bıraktım. Kaldığımız yere gittim, orayı topluyorum ama bir yandan da korkuyorum. Çünkü Zeynep'in telefonu yok yani ve farklı şehirdeyiz. Ne olacak neyse ki geldiğinde bıraktığım yerde buldum seni de. Çok güzel anlar yaşadım Ena yok gün orada. İşte başımıza böyle şeyler geldi arkadaşlar. Yani bilmiyorum, daha kötü bir yerden çıkabilirdi diyorum. Zeynep'e de dedim aynısını. Allah korusun ya pasaportun ya cüzdanın, kartların gitse daha kötüydü yani. O yüzden çıkacağı varmış. Sen de değiştirmek istiyordun telefonu. Tabii çok iyi oldu, sormayın. Gördüğünüz gibi zaten sesim çıkamıyor pek. Bakacağız. Bir kahve içersem her şeyin daha iyi olabileceğini düşünüyorum şu anda.
size tekrar konuşuruz. Bakmayın ben de böyle konuşuyorum da gerçekten hayatımın en kötü gecelerinden biriydi sanırım yani. Şu an galiba şey olduk ikimiz de artık. Yani o kadar uzun sürdü ki bu anlattıklarımız. Dün yani, gece 1.30'dan beri böyle bir şey yaşıyoruz yani. Aynen böyle yani. Hani artık sakinlik çöktü ikimizde de ve hani. Yani dün böyle anlatıyoruz ama yani arabaların altında süründük resmen süründük, o telefona bakacağız yok diye. Ben size bu yanda rüya zannettim bir iki saniyeliğine. Gerçekten iki saniye rüya zannettim ya. Kabus gibiydi ya, rüya değil kabus ya, yani pardon. Kabus. Merkezde manyak bir kalabalık var. Bunun nedeni şurada saat görüyor musunuz? Nerede? Şurada bir yerde saat var işte arkadaşlar. Ve işte her saat başında kuzu çıkıyormuş oradan. Kuzular çıkıyormuş. Biz bir geldik diyoruz bu kalabalıkta falan. Dedik ki aa kuzu çıkacak dedik. Sonra bir baktık saat 12:04 geçiyor. Onu da kaçırdık. Her şeyi kaçırıyoruz yani. Dedim ki kaçırmadığımız bir şey yok zaten şu an. De günümüze bir şekilde devam edeceğiz ama. Yani bir kahve içeceğiz, ufak bir şeyler yiyeceğiz. Merkezde dolaştık. Merkezin farklı bir caddesinde yani. Şimdi de buranın çok ünlü bir alışveriş merkezine geldik. Eskiden birahane olarak. Aynen, brewery işte. Yani böyle aynen, birahane de çevirebiliriz. Birahane olarak kullanılan bir yermiş ve şu anda restore edilmiş ve içerisinin ambiyansı ve şeyi farklı. Mimarisi bayağı farklı yani. Şöyle göstereyim. Böyle her yerde borular falan var. Ve alışveriş merkezi. Ve şu an alışveriş merkezi yani. Öyle biraz buraya dolaşmaya geldik. Daha sonra bir parka falan gitmeyi düşünüyoruz. Yüzük aldım. Şöyle göstereyim. Çünkü en sevdiğim bir tane yüzüğüm vardı benim. Gümüş renkte. Buraya geldiğim ilk gün kırıldı yüzüğüm. Çok üzüldüm gerçekten. Ve zaten iki tane yüzüğüm vardı. Biri öyle kırıldı, bir de şöyle bir şey aldım. İkili. Şimdi de böyle alışveriş merkezine dolaşıyoruz. Size şöyle göstereyim. Bayağı ilginç yani. İçerisi güzel. Şimdi ben bir Apple bulayım. Better Sunday, better Sunday, better Sunday, Merida. Better Sunday, better Sunday, better Sunday, Merida. Arkadaşlar şimdi otobüsüme 5 dakika kaldı. Otobüsüm hala ortalıkta yok, nerede bilmiyorum. Zeynep'in tren biletiyle çok uğraştık. Çünkü tren biletinin o kodu onun telefonundaydı. Mailden o kodu bulduk ve sonra onu yazdırmamız gerekiyordu. Çünkü ben ondan önce biniyorum. O yüzden telefonda gösteremiyor. Çıktısı olması gerekiyordu. Çıktığı için böyle bir tane market gibi bir yer bulduk. Yani market vardı. Ben de marketteki kadına yani dedim böyle böyle bizim buna ihtiyacımız var. Ne olur çıktı yapalım bir şekilde. Çünkü tren biletinin alınan yerde upuzun bir sıra var. O sıra beklenemez. Yani o sıra bekleseydik Zeynep'in treni falan kaçardı zaten. Sonra bir şekilde o kadınla sağ olsun yardım etti. Onun çıktısını aldık.
Ben de otobüsü bekliyorum. İnşallah otobüs gelir. Bu şekilde artık dönüyoruz. Üstümden bir tır geçmiş gibi hissediyorum. Çok yorgunum. Ya ikimiz de çok yorgunuz yani. Belim ağrıyor. Büyük ihtimalle bütün arabaların altına bakmaktan ve 30 kere intik yapmaktan o yokuşu hani her yerimiz ağrıyor. Ona rağmen Poznan çok güzel bir şehir yani. Onu söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel bir şehirdi. Umarım siz de bu vlogu beğenmişsinizdir. Ben artık köyüme, Buca dönüyorum. Yolculuğum 3 saat sürecek. Umarım bu 3 saatte uyuyabilirim. Çünkü 3,5 saatlik uykuyla falanım şu an. Böyle.